Herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Bugün Öğrenciler Anlatıyor serimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Buğra ve Hazal var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Güzel bir havada, güzel bir Ankara havası. Uzun zamandır ilk defa. Soğuk değil bugün. Evet. Sen nasılsın Hazal? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi o zaman başlayalım. Şu soruyu sorayım ikinize de. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni neden tercih ettiniz? Tercih ederken göz önünde bulundurduğunuz şeyler nelerdi? Yani öncelikle ben tercih ederken hangi şehirde, hangi üniversitenin olduğuna önem vermiştim. Bu doğrultuda benim öncelikli hedefim açıkçası hukuk fakülteleri açısından İstanbul ve Ankara eksenindeydi. Hani bunun nedenlerinden biri de hukukun daha çok Ankara ve İstanbul kapsamlı o şekilde döndüğünü düşündüğümden dolayı. Çünkü sadece 4 senelik ya da 5 senelik, inşallah daha uzun olmaz, olanların varsa da geçmiş olsun. 4. sınıftasın bu arada. Evet, ben 4. tanışmayı yapmadık ama evet. Ben 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de 3. sınıf öğrencisiyim. Yani sadece fakültenin 4 senelik ya da 5 senelik gidişatı değil, hani fakülte bittikten sonra da o şehirde staj, işte avukatlıksa staj veya yüksek lisans olması, akademisyenlik durumu, hani tüm bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde ilerisi açısından da ben Ankara ve İstanbul'un daha avantajlı olduğunu düşündüğümden dolayı tercihimi, bir de daha rahat öğrenci hayatının İstanbul'a göre yaşanmasından dolayı Ankara'dan yana kullandım ki tercih sıralamamda da hep Ankara'daki üniversiteler vardı. Bunun yanında işte bu avantajı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ankara'da olması, hatta Ankara'nın merkezi yerlerinden birinde metroya yakın ulaşım olanaklarının olması seçmemde etkili olmuştu. Benim açımdan da öncelikle zaten üniversite sınavı sonrası elimizde puan oluyor ve buna göre tercihlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben de daha çok büyük şehirlerde okumayı düşünmüştüm. Yani ailem de Ankara'da yaşıyor. Zaten küçüklüğümden beri buradayım. O yüzden Ankara'dan da çıkmayı çok düşünmedim açıkçası. Ankara'da hukuk fakülteleri konusunda avantajlı bir yer. Yani bu sadece büyük şehirde okumanın avantajı sosyal açıdan var, evet. Ama bunun yanında bir şehirde birden çok hukuk fakültesinin olması, birden çok hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerle tanışma imkanı demek oluyor bizim için. Ve hani bu hocaların farklı perspektiflerden bakışları, bunların hepsinden aslında bir yerde haberdar olmak ve öğrencilerle mesela bizzat sorunlarını dinlemek, üniversiteyle ilgili işte neler yapıyorlar, hangi kitaplardan çalışıyorlar, yüksek lisans olanakları nelerdir? Yani bu sayede öğrencilerle birebir iletişimde olmak, gelecekte yüksek lisans düşünene veya işte avukatlık düşünen için yine burada bir çevre geliştirmesi açısından büyük avantajdı benim için. Bunun yanında şimdi hukuk fakültesinde en önemli şeylerden biri hocaların yanında hiç şüphesiz kaynaklar. Yani Ankara'nın bu açıdan da çok ciddi bir artısı var diğer üniversitelerde, diğer şehirlere göre. Yani yayın evleri çok ciddi anlamda Ankara'da aslında konumlanmış durumda, tıpkı İstanbul'daki gibi. Hani bunun da artısı açıkçası bence var kaynaklara erişim noktasında, kütüphaneler noktasında. Bu konuda biraz mesela İstanbul'a göre belki geride kaldığımızı düşünebiliyorum Ankara olarak, ama zirveler yapıldığında veya konferanslar yapıldığında hani bu genelde büyük şehirlerde oluyor ve İstanbul gibi bunların yapıldığı yerlerden biri de Ankara. Öyle olunca bunlara katılım imkanı daha çok sağlayabiliyoruz. Yani küçük şehirlerde olsaydım sürekli Ankara'ya veya İstanbul'a gidip gelebilir miydim? Hayır. Ama burada şu an kendiliğinden böyle bir imkanım oluşmuş durumda. Şu an Buğra sen 4. sınıfta okuyorsun. Hazal sen de 3. sınıftasın. Yani 3-4 yıldır bu fakültesindesiniz. Ve Yıldırım Beyazıt'ta okuyorsunuz. Bir öğrenci neden bu üniversiteyi tercih etmeli? Şimdi öncelikle şöyle gireyim ben konuya. Neden Yıldırım Beyazıt derken Yıldırım Beyazıt'ın diğer üniversitelerden ayrıldığı noktayı, temel noktayı söylememiz lazım ki Yıldırım Beyazıt aslında diğer üniversiteler Türkçe ve 4 senelikken Yıldırım Beyazıt %30 İngilizce bir hukuk fakültesi ve hazırlıkta zorunlu, mecburi. Ben hazırlığı atladım. Yani sınav oluyor. Muafiyet sınavı. Muafiyet sınavından belli bir derece, belli bir grade alınca hazırlık atlanmış oluyor. Yoksa hazırlık zorunlu ki hazırlığın okunması eğer o seviyede değilse İngilizce seviyeniz kesinlikle yararlı oluyor. Çünkü dediğim gibi 4 sene boyunca bizim her sene akademik açıdan İngilizce derslerimiz oluyor. Akademik İngilizce dersleri işte YDS'dir,
TOEFL'dır, o ders, o tarz sınavlara hazırlamasının yanında bizim seçmeli derslerimizin hemen hemen hepsi İngilizce. Bunun yanında zorunlu ve bize çok şey katan işte insan hakları dersleri var. Uluslararası birçok alanda dersler var ve bunların hepsi İngilizce oluyor. Bu açıdan değerlendirince Yıldırım Beyazıt Üniversitesi aslında sadece ulusal düzeyde bir öğrenciyi geliştirmeyi hedefleyen bir fakülte değil aslında. Yani uluslararası alandaki bizim üniversitemizin yani hoca alımları işte yüksek lisans, doktora ve şu anki mevcut hocalarımıza bakınca yani hemen hemen hepsinin en az iki yabancı dili oluyor. Yani bu da fakültenin hedefleri doğrultusunda örtüştüğü için hani bu en temel farklılığı diyebilirim diğer üniversitelere kıyaslarsak. Senin için nedir Azat farklılığı? Ben bu yani birkaç şeyi sayabiliriz bu başlıkta. Tabii ben yabancı dile bir şeyler daha eklemek istiyorum. Evet derslerimiz var. Genelde şu an İngilizce üzerinden konuşuyoruz. Ancak okulumuzda aynı şekilde hukuk Almancası ve hukuk Arapçası dersleri de var. Osmanlıcası. Osmanlıca metin okumaları yine derslerimiz var. Hukuk Almancası dersi örneğin bizde 5 dönem okutuluyor. Arapça da aynı şekilde seçmeli derslerimiz bunlar. Burada yani Almanca'da yasal dili öğrenmiş oluyoruz ve bu her şeyin sonunda işte bize bir sertifika getiriyor. Zaten birçok hocamız burada yurt dışında mutlaka master yapmış veya doktorasını yapmış hocalar. Onlardan istediğimiz konuda destek alabiliyoruz. Yine işte staj bulmak istediğimiz zaman yurt dışında bizimle birebir ilgilenen hocalarımız oluyor. Yani bu konuda avantajlıyız oldukça. Yani derslerde terimleri bile özel hukukta mesela hani Almanca geçtiği oluyor hocamızın ve hani buradan bile bir aşinalık kazanabiliyoruz. Yani uluslararası yargı kararları konusunda bir bilgimiz oluyor bir şekilde. Yani yurt dışında akademisyenlik düşünen öğrencilerin bir şekilde bu konuda önünü açıyor ve ufkunu genişlettiğini düşünüyorum. Okulumuzun bunun yanında farklarına değinirsek hukuk klinikleri örneğin hukuk klinikleri okulumuzda mevcut. Hatta bir tanesini ilk yapan üniversiteyiz. Evet, ilk üniversitelerden biriyiz. Arap kliniği hocam nedir bu arada? Ondan da bahsedelim. Ne yapılıyor hukuk kliniğinde? Ya şöyle, hukuk klinikleri genelde tahkim gibi hani biraz daha tartışmaya yönelik. İşte daha çok işte doktrin tartışması olsun ya da gündelik hayattaki tartışmalar olsun veya hukuki konuları değerlendirilen ve bunları karşılıklı olarak hani tahkim vasıtasıyla da bir pratik hayata döken bir uygulama. Yani amacı hani öğreniyoruz derslerde, belki bazılarını ezberleyerek geçiyoruz, bazılarını ezberlemeyerek geçemiyoruz. Hani bunların yanında bunları ders geçmenin yanı sıra pratik hayatta nasıl uygulanıyor, bunları bize öğreten kliniklerimiz oluyor. Ben bu soruda şöyle bir şeyi okulumuzun hem dezavantajı hem bir noktada avantaja çevirme olduğunu düşündüğüm şeyi söyleyeceğim. Mesela diğer üniversiteler, hani çok köklü üniversiteler var. İşte Ankara, Hacı Bayram, Gazi diyecektim. İşte İstanbul, Marmara, hani çok daha köklü üniversiteler. Bizim üniversitemiz 2010 yılında kuruldu, hukuk fakültesi. 4 mezun verdi henüz. Yani bu aslında bir bakımdan hani dezavantaj olarak görülebilir tabii ki. Hani daha yerleşmiş ve köklü, belli sistemi olan bir fakülte olabiliyor bunlar. Ama bunun yanında bizim bu durumu avantaja çevirme noktamız da şu olabiliyor. Daha dinamik, yani daha o tabiri hiç sevmiyorum ama böyle dinozorlaşmış bir hukuk yapısı, işte şu şöyledir, bu böyledir. Hani bitti. Hani bu tarz şeylerden sıyrılıp bizim zaten bu noktada dinamik olmamızın sebebi sürekli kendini okulun geliştirmesi, ki yani dediğim gibi sadece 4 mezun verdi. Yani 200 kişiden desek, ki mezun olamayanlar da olsa yani toplamda belki 700 kişi falandır yani şu ana kadarki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları. Ama buna rağmen hani gelişme ivmesi Yıldırım Beyazıt'ın, ki İngilizce olmasının da eksisi şu boyutta oluyor tercih açısından. Yani insanlar İngilizce olmasına, yabancı dil olmasına biraz korkuyorlar. Hani buna rağmen, tüm bu durumlara rağmen çok hızlı, benzer zamanlarda kurulan üniversitelere nazaran daha hızlı gelişmesinin artısı da bu olabilir. Bu dinamiklik ve yeni olmanın avantajı da bu olabilir. Şunu peki sorayım. 2010 yılında kurulmuş bir üniversite dedik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne. Peki öğretim üyesi kadrosu nasıl? Akademisyenleri nasıl? Profesörler, doçentler nasıl?
Şimdi bu konuda aslında insanlar tam tersini düşünebilir ama şöyle bir olay var. Bizim fakültemizde 107 akademisyen var. Yani 107 akademisyen ki YÖK'ün en son açıkladığı verilere göre öğrenci başına akademisyen, akademisyen başına öğrenci, neyse onu doğrusunu siz yorumlara yazarsınız. Yani, kestik burayı. Yani öğrenci başına akademisyen düşmesinde hala hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Tamam. O oranlamada bizim linkleyelim lütfen. Yani o oranlamada bizim üniversitemiz ilk sıralı. İlk ya da ikinci sırada tam, yani vakıf üniversiteleriyle birlikte ilk sıralarda. Yani bunun da nedeni dediğim gibi yani dinamik bir üniversite olmasının sağladığı avantajlardan biri de bu oluyor. Yani kadromuz mesela 9 tane sanırım profesör var. Yani hani böyle bu 107 akademisyen dediğimde hani bir sürü doçent var. Yine o seviyede, yani o sayıda olabilir, emin değilim, doçent var. Yani kadroda aslında hani böyle 2 profesör etrafına kurulan diğer böyle bazı üniversiteler ya da maalesef olabiliyor. Hani bu üniversiteler şeklinde de değil ve bizim üniversitenin aslında temel hocanın dediği şey, yani dekanımızın ve idari kadronun, öğrenci odaklı bir fakülte olacağız. Öğrenci odaklı bir fakülte olacağız. Birinci sınıftan beri hani. Öyle mi sizce? Şikayetlerimizi dinleyen bir dekanımız var öncelikle. Hani isteklerimizi, evet, kesinlikle paylaşabileceğimiz. Hani sosyal anlamda fakültenin olanaklarını kullanmak istediğimizde imkanları önümüze olabildiğince sermeye çalışan bir dekanımız olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hocalarımız da zira aynı şekilde. Yani kendilerine gidip bir soru sorduğumuzda veya yani yapmak istediğimiz bir şey olduğunda bize muhakkak aydınlatıp yol gösteriyorlar. İşte bunun temel sebebi de dediğim gibi hani bir akademisyen, örneğin bir asistan, hani onun danışmanlığında 100 kişinin olmasıyla onun danışmanlığında sadece 8-9 kişinin olması çok farklı şeyler tabii ki. Yani bunun da artısı bunu doğuruyor. Akademisyenlerimiz, yani genelde mesela diğer üniversitelerle konuştuğum zaman ve iletişime geçtiğimde, yani derslere girenler bizde asistanlar olmuyor. Yani asistanlarımız iyi. Yani pratik derslerimizi birlikte yapıyoruz. Evet, bir şekilde, ama muhakkak yani hocalarımız, profesör olsun, yani hiçbir şekilde fark etmez. Dersi bize onlar anlatıyor. Yani bu da bence çok büyük bir avantaj. Yani dersler konusunda çok dakikler. Kesinlikle hani bir programları var. Buna uyarak biz sürekli profesörlerimizle muhatap oluyoruz. Ve hani bu bizim için bir bilgi birikimi konusunda avantaj sağlıyor. Ve hani bizzat profesörlerimizle iletişime geçebilme imkanı sağlıyor. Bunun da avantajı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani üniversitemizin öyle bir güzelliği de var bence. Fiziki koşullardan bahsedelim. Fiziki koşulların, evet, sağladığı yararlar da var. Bir de şimdi o söylediğinde aklıma geldi. Mesela bizim okulun bir geleneği var. Bizim fakültenin çarşamba semineri diye bir gelenek var. Bu hafta sanırım, şimdiki hafta 182.si gerçekleşecek. Her hafta istisnasız, hani bayramlar dışında tabii ki, milli tatiller dışında 182 tanedir çarşamba semineri düzenleniyor. Ve bu seminerler gündemdeki konular olabiliyor. Örneğin Möntro-Boğazlar Sözleşmesi vardı. Ona ilişkin bir tane profesör getirildi. Veya bizim hocalarımız kendi aralarında işte ilgilendiği ya da tezini sundukları alanda seminerler veriyorlar. İşte veya yurt dışından hocalar geliyor, İngilizce çarşamba semineri İngilizce olabiliyor bazen. Çin'den bir hoca gelmişti sanırım. Oxford'dan geldi bir tane hoca. Bunun yanında tahkim yarışmaları. Evet, tahkim yarışmaları, moot court. Yani İngilizcenin sağladığı, yani yabancı dilde eğitim vermenin %30 da olsa, temel dersler bu arada tabii ki Türkçe, hani hakimlik savcılık sınavında çıkan ya da diğer sınavlarda çıkan, ileride avukatlık sınavı gelecek, onda da çıkacak olan işte ikinci sınıfta ne vardır, borçlardır, işte cezadır, yok ileride milletlerarası hukuktur, hani temel derslerimiz zaten Türkçe, onlar normal. Bu dediğim diğer işte bize tez yazdırmaları, makale yazdırmaları, bunları alıntılamayı öğretmeleri, hani hep İngilizcenin sağladığı yararlar pratik hayatta da, mesela moot court yarışmaları, uluslararası tahkim yarışmaları, ulusal tahkim yarışmaları, işte klinikler, hani bunlar aslında temelde hep iki şeye dayanıyor. Bir, okulun yeni ve kendini kanıtlamaya, başarıya aç olması, yeni olmasından dolayı. Diğeri de yani bu İngilizcenin bize yabancı dilde eğitim vermenin yararları, bu iki nokta temelde birleşince hani daha hırslı ve daha böyle farklı alanlara yönelmiş, bazı kalıplardan çıkmış bir hukuk fakültesi sonucunu doğuruyor. Tabii bunun dezavantajları da
Hani gayet de olabiliyor. Çünkü dediğim gibi yani hedefin büyükse karşına çıkan engeller de büyük olur. Hani bu farklı bir hedef. Tıpkı büyük örnek veriyorum Galatasaray Üniversitesi gibi hani benzer doğrultularda yabancı dilde eğitim verme benzer hedeflerde olan ama onlar kökleşmiş. Yani bizimki daha yeni olduğu için hani bunun dezavantajları da bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Fiziki koşuluna gelelim bence. Çok bu arada akademisyen kadrosunu veya okulu çok güzel anlattınız. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bir de tabii ki şimdi şehir dışından da bu üniversiteyi tercih etmek isteyecek olanlar var ve şu da çok önemli bir durum aslında. Çünkü sabah erken saatlerinde okula geliniyor, derslerden çıkış saatleri. Üniversitenizin hazırlık bölümünü de içine alarak fakültenin de olduğu bölüm çünkü ayrı yerdeler sanırım. Ulaşımı nasıl veya etrafında fiziki durumu nedir yani üniversitenin? Öncelikle bizim merkez kampüsümüz Esenboğa'da ancak hukuk fakültesi Edlik'te bulunuyor. Esenboğa nerede onlardan da biraz bahsedersek yani Ankara'nın evet. Neresinde kalıyor? Esenboğa Ankara'nın kuzeyine doğru kalıyor. Yani dış tarafında havaalanı, yani. Esenboğa havaalanı zaten evet. Havaalanının hemen yakınında. Hı hı. Yani ama orada diğer bölümler eğitim görüyor. Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesi, işte dişçilik, mühendislik gibi fakülteler şu an Edlik'te. Uzun sürede burada kalmaya devam edecek. Etlik Ankara'nın hangi bölgesinde oluyor? Etlik'te Yeni Mahalle, Keçiören merkez diyebiliriz yani. Merkez tabii ki merkez yani Kızılay'a mesela metro hemen İvedik metrosu okulun yakınında. Hani ringler oluyor. Yani Ankara'nın merkezini Kızılay kabul edersek hani ulaşımla toplu taşımayla dahi ki toplu taşıma daha hızlı merkezden gelirken toplu taşımayla dahi 15 dakika 20 dakika yani sürüyor yani aslında çok merkezi bir yer ki bunun yanında yani bir üniversite hayatı dendiğinde sürekli okul, okulun içi, işte bina, amfi düşünülmeyecek tabii ki kafeler, oturma yerleri, eğlence yerleri yani bunlar düşünüldüğünde okulumuzun AVM'si var gibi bir şey yani Antares AVM ile aynen bitişik Antares AVM ile bizim okul bitişik. Antares AVM'nin bir tarafında hazırlık binası var iki blok sonra bir tarafında direkt bitişiğinde de şu an bizim videoyu çektiğimiz, eğitim gördüğümüz fakülte binası var. Hani mesela öğle aralarında okula yemek yemek istemeyenler işte Antares'in yemek katı öğle arasında yani herkes de selamlaşa selamlaşa yemek yiyemiyoruz. Çünkü herkes bizim okuldan. Sanki bizim okulun AVM'si gibiymiş oluyor. Ve şöyle bir şey de var. Yani hazırlık binası da yakın zaten. Hazırlıkla bizim fakültemizin ortasında duruyor AVM. Ve yine çok yakın bir mesafede bizim de kullanabileceğimiz örneğin spor tesisleri. Yani bu kendi okulumuzun içinde de hani basketbol, futbol kortu, tenis kortu falan hani bunlar haricinde işte mesela yüzme havuzundan faydalanabileceğimiz, fitness'ten, pilates'ten faydalanabileceğimiz yine anlaşmalı olan çok yakın yerler. Hani yine bunlardan da faydalanabiliyoruz. Ben faydalanıyorum mesela hani çok mutlu oluyorum. Ücreti tabii ki daha çok düşük. Çok uygun oluyor çünkü evet, anlaşma evet. Var. Hani nasıl diyeyim bir mesela havuzu olan üniversitede Bilkent gibi. Yani yine aynı imkanlarda bir şekilde sağlanabiliyor yani. Çok daha ucuza. Evet yani bir şekilde sağlıyoruz bunları da. Öyle var. Şu soruyu sorayım. Şu an önünde tercih listesi olan bir öğrenci sizce Yıldırım Beyazıt eklemeli mi tercih listesine? Hedeflerine bağlı. Yani şöyle... Yani siz önerir misiniz bu üniversiteyi? Tabii. Tercih etsinler mi öğrencisi olarak? Açıkçası hani artık mezun olmama 4 ay kalmış biri olarak hani artık yarı mezun diyebilirim kendime. Yani böyle düşündüğümde bir geriye dönüp baktığımda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni tekrar tercih hakkım olsa tercih eder miydim? Yani tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü sağladığı olanaklar cidden diğer üniversitelere kıyasla çok daha fazla. Hani tıpkı bir İşte Bilkent'tendi mesela. Hani bir vakıf üniversitesi, bir özel üniversiteymiş gibi olanaklar sağlıyor. Bu yüzden özel sanmasının nedeni de buradan geliyor olabilir. Ve olanaklardan hani bina yapısı diye düşündüğümüzde 2016 yılında kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin binalarını kullanıyoruz biz. Yani özel üniversite binaları, içi, dışı, imkanları, her şeyi. Yani ondan dolayı da sadece hoca... Veya akademik kadrodur, akademik eğitimdir, işte kütüphanedir. Bu olanakların dışında hani yapısal olarak da hani üniversite binası, yeri hani bu açıdan da çok iyi. Bir daha tercih eder miydim? Ederdim çünkü dediğim gibi yani hiç çalışmadan dil sınavlarına girince bile hani ben mesela ya da benim arkadaşlarım çoğu
fakültede işte akademisyenlik açısından veya başka kurumlarda yeterli düzeyde, iş bulabilecek düzeyde hiç çalışmadan, hiçbir eğitim almadan, hani bunun yanında para verip eğitim almadan hukuk İngilizcesini öğrenmiş oluyor. Yani ki dediğim gibi seçmeli dersler, çok fazla seçmeli dersimiz var aslında. Yani alt dönemden seçebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Mesela bu sene ekonomiyle ilgili olarak işte analiz dersi, yani bunlar İngilizce isimleri tabii ki de, hani analiz dersi olsun, mülteci hukuku, işte rekabet hukuku, yani bu hocaların hepsi ana dili, yani native like seviyesinde İngilizce bilen az çok. Hani ve bize dersi İngilizce anlatan ve terimleri İngilizce, hukuk terimlerini İngilizce olarak öğrendiğimiz hocalar. Yani birçok şu an aklıma gelmeyen seçimlik ders var. Hani bunların yararları sadece lisans düzeyinde değil, bu dersler aynı zamanda master, yani yüksek lisans düzeyinde olan derslerimiz bile oluyor İngilizce olmasından dolayı. Hani hedefine göre Yıldırım Beyazıt'ı seçmelisin bence. Sen peki Azal? Ya açıkçası ben de 3 yıldır okudayım, henüz mezun sayılmam. Ama şöyle bir şey var. Ben de sayılmam canım. Yani nasıl desem, fakültem bana hukuku sevdirdi. Yani ben kesinlikle bunu kendimde hissedebildim. Yani başlarken hukuka pek bir bilgim yoktu. Yani tercihlerim oldu ve ben hukuk kazanmış oldum. Yani fakülteye başladığımda başka bölüm okuyamayacağımı hissettim. Ve ne zaman ki akademisyenlerimi gördüm, o zaman hani onlara bakınca ben de akademisyen olmak istiyorum diyebildim. Hani öylece hayranlık duyduğum hocalarım oldu. Ve ya bunun sonucunda nasıl desem, hukukla ilgili çalışmak veya hukukta artık yorum becerisi kazandığım ve hukuku anladığımı hissettim. Yani belli seneler geçtikten sonra hani kendimi arkadaşlarımla, işte çevremle falan kıyasladığımda ya bana bir şeyler kattığını görebiliyorum. Ben artık hani bir robot olmaktan çıkmış, hani kanunları motomot okuyan biri artık değil, onu anlayabilen biri haline geldim. Onun tarihinden, hani kanunun ruhunu, özünü anlamak olayını bence bize bu okul katabiliyor. Ben yani kendimde bunu kesinlikle düşündüm ve benim için fakültem içinde dinlenebilmek önemliydi. Yani birinin beni dinlemesi, benim üstlerimle, işte profesörlerimle, dekanımla iletişimde bulunabilmem önemliydi benim için. Ve ben dinleniyorum. Yani benim burada bir sıkıntım olduğu zaman, bu herhangi bir şey, yani bir öğrenci işlerinde bir sorundan, yani fakülte içinde derslerimle alakalı bir soruna kadar beni dinliyorlar. Bir şey yapmak istediğimde ne yapmaya çalışıyorsun, hani konuşalım, sohbet edelim şeklinde yakın ilgi gösteren ya bir sürü insan var. Benim için çok güzel, benim için çok ufuk açıcı. Ve yani ben tercih etmelerini tavsiye ederim bu yüzden. Evet. Mesela bu yayını, bu videoyu çekmeden önce 2 günlük bir çalışmayla çektik. Hani siz böyle bir video çekelim dediniz. Ben anında birkaç, işte bir saat sonra dekan beyin yanına çıktım. İşte kendine bir çay kap gel oturalım dedi. Oturduk, böyle 15 dakika sohbet ettik. Böyle böyle bir video çekeceğiz, hafta sonu olacak dedim. İşte odayı açmamız lazım, toplantı odasını. Ondan sonra tamam dedi, ne olacak dedi, tabii ki çekebilirsiniz. Yani işte bahsettiğim öğrenci odaklılık biraz da bu. Hani belli kuralları direkt şekilde uygulamadan, hani belki bir kural vardır illaki, öğrenciler mesela bu toplantı salonuna giremez hani normal şartlar altında. Hani ama dediğim gibi bu olanakları sonuna kadar öğrenci odaklılık ilkesiyle okulun, fakültenin yapmaya çalışıyor hocalarımız. Ondan dolayı. Mesela bu sene hukuk oryantasyonunda yine dinlediğim bir şey vardı. Rektör hocamız konuşma yapmıştı birinci sınıflara. Mesela çok hoşuma gitmişti. Bu benim fakülteye başlarken çok hayalini kurduğum bir şeydi. Biz bunu göremedik. Diğer senelerde artık öğrenciler görür bunları diye düşünüyorum seçmelerinde. Mesela hani Avrupa Birliği hukuku, Avrupa'nın hukuku, bunları bir şekilde derslerimize entegre ederek görüyoruz. Çünkü kanunlarımız hani zaten bu şekilde yapılmış. Bunun yanında hocamız mesela hani ufkunuzu daha geniş tutmak adına işte bir Rusya'daki hukuk sistemi, Çin'deki hukuk sistemi, bunları da sizin öğrenmeniz gerekiyor. Bunları da bakış açınızın bu şekilde genişlemesi gerekiyor dediğinde düşünmüştüm ya, keşke ben de bu ders alabilseydim. Hani zaman içinde bu şekilde düşünerek kendilerini geliştirmeleri hani o kadar hoşuma gitti ki o anda mesela. Yani bu şekilde ufuk sürekli geniş bir şekilde ilerliyor. Biz dinleye dinleye ilerleniyor. Bunun yanında tabii ki şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Hani Yıldırım Beyazıt İngilizceye önem veriyor, yurt dışına önem veriyor. Hani Türkiye'de ben hakim olmak istiyorum. Ben hakim olmak, savcı olmak istediğimden dolayı bir üniversiteyi seçmek istemiyorum gibi bir algı da oluşmasın ki. Zira son adli hakimlik sınavında
yine YÖK'ün sitesinde bakılabiliyor. Açıklanana göre Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. en başarılı üniversite oldu hakimlik, adliye hakimlik sınavında. Yani sadece İngilizceye katıyor, işte akademisyenlik, işte uluslararası alanda çalışma, yani uluslararası avukatlık gibi dilin etkili olduğu konular değil. Hani bizzat en etkili, çoğu insanın belki de benim olmasa da ilk hedefi olan hakim savcılık açısından da yani en başarılı 4. üniversite olması o oranlamada bence önemli. Ayrıca üniversitemizin yarattığı imkanlar konusunda yine konuşacak olursak burada iki tane hukuk dergimiz var. Bu hukuk dergileri Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ve Ticaret Fikri Mülkiyet dergilerimiz var. Bu şekilde yayınlar çıkarıyoruz. Aylık yayınlar çıkıyor. Aylık yayınlarımız çıkıyor. Daha sonrasında yine yurt dışı ile bağlantılı olarak öğrenim hareketinden faydalanmak isteyen öğrenciler için işte Erasmus Mevlana programları, Erasmus staj öğrenim ve bu şekilde işte öğrencileri yurt dışında staj yaptırmak, öğrenim gördürmek de büyük destek oluyor fakültemiz. Hatta dekanımız bu konuda gerçekten hani çok yardımcı oluyor. Hani bunun ciddi bir destekçisi. Ve staj konusunda kontenjanlarımız çok fazla. Mesela staja başvurmak isteyen öğrenciler ya muhakkak gidebiliyorlar bir şekilde. Öğretmenlerimiz yani akademisyenlerimiz bizim direkt olarak staj yapmak istiyorsak eğer oradaki bağlantılarını kullanarak hukuk bürolarıyla bize bu imkanı da sağlamaya çalışıyorlar. Fakülte bittikten sonra hangi mesleği yapmak istiyorsunuz veya hedefleriniz neler? Hedeflerim yani ilk başta akademisyenlik demiştim videonun ortalarında da. Akademisyenliği bir çok düşünmüştüm fakülteye girdiğim zaman. Hala böyle bir amacım var. Onun dışında ama ya bu kadar bilgi birikimi edindikten sonra kendime bir baktığımda hani neden daha fazlasını düşünmeyeyim ki dediğim zaman da uluslararası organizasyonlarda yine çalışmak, işte NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi içinde çalışabilirsem mesela çok mutlu olurum. Yani bu konuda da hedeflerim var yine aynı şekilde. Senin yani, doğru. Mezun olmasına 4 ay kalan biri olarak tabii ki öncelikle benim birinci hedefim yani fakülteye başlarkenki hedefim işte hakim savcı olmak. Klasik herkesin aklındaki prestij, itibar gibi faktörlerden dolayı tabii ki fakülteye başlarken o şekilde düşünüyordum ama yani açıkçası ilerleyen dönemde yani hakim savcılığa karşı düşüncelerim değişti. Yani hakim savcı olmak istemediğimi fark ettim. Bana uymayan bir meslek olduğunu fark ettim. Benim öncelikli hedefim akademisyen olmak. Yani çünkü bize sürekli işte makale yazdırıyorlar, dergi yazıyor. Hatta bunun avantajını şurada da görebiliyoruz. Örneğin farklı işte makale, dergi yayınladığımız platformlarda hukuk camiası. Mesela biz ikimiz de lawtoday.com'da kendi dergilerimizi, makalelerimizi yazıyoruz. Ve bunun diğer üniversitelerden, bizim üniversitenin artısını orada, o mecrada çok fark ettik. Zira dediğim gibi bizim üniversite sürekli makale ödevleri, işte araştırma ödevleri, sürekli bu ödevler veriyor. İngilizce, Türkçe yani ikisinden de veriyor. O mesela o tip sitelerde blog yazdığımız işte lawtoday.com gibi. Hani orada diğer üniversitedeki öğrencilerden farkımızı hissettik. İşte araştırma yaparken, makale yazarken ya da bir bilgi yazarken alıntılaması olsun işte onun farklı kaynaklara ulaşma açısından olsun. Hani onun farkını hissettik. Yani bundan dolayı ben açıkçası bunu da fark ettiğimden dolayı ilk hedefim açıkçası akademisyen olmak. Yani bunun yanında bir uzun bir süredir hani bu kanalın önceki videolarında bir avukat görmüşsünüz Melih Ceylan. Hani onun yanında da staj yaptım aylardır. Hala yani devam ediyorum arada. Yani avukatlığı da aslında staj yapmadan önce düşünülenle staj esnasında görülen arasında çok fark olduğunu söyleyeyim size. Yani orada mesela avukatlığa karşı düşüncelerimde daha real bir duruma geldi. Yani böyle böyle oluyor. Demek ki böyle oluyor. Şöyle yaparsan şöyle oluyor. Bu şekilde bir avukat olursan bu. Hani herkesin hayalindeki gibi işte şöyle avukat olayım işte New York Barosu'nda işte objection Your Honor falan böyle hani böyle bir şeyler yok. Hani sabah 9'da gidip 3'teki duruşmaya falan giriliyor yani. Hani bu durumlardan dolayı hani akademisyenlik ilk hedefim. Bunun yanında avukatlık da tabii ki en azından stajımı tamamlayıp o
avukatlık ruhsatını alıp akademisyenliğe o şekilde de devam etmek mantıklı geliyor bana. Şimdiye kadar hep bildiğine sorulardan sordum. Şimdi videonun en zor sorusuna geliyor aslında. En son ve en zor sorusu. Bakalım bu soruya cevabınız ne olacak? Mezuniyet gündeki size bir mesaj gönderecek olsanız, bu mesaj ne olurdu? İki nokta üst üste şu an o mesaja başlıyorsunuz. Evet, azal başlıyorsun. Ladies first. Ya bitirdiğim için tebrik ederdim herhalde kendimi. Ama direkt ona mesaj göndereceksin. Yani tebrik direkt ederim. Ona söylüyorsun. Biraz uzun olsun ama tebrik ederim. Yani bilmiyorum ki. Yani iki yıl sonraki sana bir mesaj gönder. Açıp izlediğinde de ki evet ben şu mesajı göndermişim kendime ve bu hedeflerime de ulaşmışım. Anladım. Şu kameraya bakarak. Yaşadıkların, gördüklerin, fakülte, yani bir hukukçu olarak hukuk nosyonunu kazanırken elde ettiğin görgün, bilgin, öğrenimin ilerideki engel ve koşullarda veya önüne sunulan gayri ahlaki fırsatlarda dahi değişmesin. Yani kendini değiştirme, yani öğrendiklerinin hangilerinin doğru olduğunu bu okulda öğretilen veya kendine kattığın araştırmaların sana bir nosyon oluşturdu ve bunu değiştirme, yani önüne ne tür fırsatlar ya da engeller çıkarsa çıksın. Evet Hazal. Tamam, ben de şey diyebilirim, yani öğrencilik hayatım boyunca çok yoruldum, birazcık da fazla okudum. Yani bunların hepsini ileride kendine bir değer olarak katmayı öğren. Bütün eline geçen fırsatları doğru bir şekilde değerlendir diyebilirdim kendime. O kadar. O zaman ben de buradan 5 ay sonraki Buğra'ya ve 2 yıl sonraki Hazal'a selam ve sevgilerimi iletiyorum. Mezun olamazsam bu. Uzak sonunda okulun uzarsa daha çok sıkıntı olabilir. Evet, çok sıkıntı olur. Yani 5 ay sonra bu videoyu izlerken evet. Böyle ağlamak istemiyorum. Videonu gönderirsen sonra videoyu yapamazsın sana. Yorumlara yazıyorlar, mezun oldun mu? Bu arada geldiğiniz için videoya, anlatım yaptığınız için, okulunuzu anlattığınız için çok teşekkür ederim hem Hazal hem Buğra sana. Onun dışında da bizim videoyu çekmemize imkan sağlayan Hukuk Fakültesi Dekanı hocamıza da Profesör Fatih Uşan hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bize imkanlar açtı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü bazı üniversiteler bu imkanları vermiyor. Bunları açmıyor ama söylediğimiz zaman hiç ikiletmeden, değil mi Buğra? Evet, öyle olmuş. Yani. Sen bana öyle söylemiştin. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten video içerisinde de amfileri, okulun fiziki durumunu size göstereceğiz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa eğer. Yani eğer kendinizi bu bölüme ait hissediyorsanız bu bölümü yazın. Genel Hukuk Fakültesi çerçevesinde konuşuyorum. Çünkü çok fazla zorluk var. Her meslekte olduğu gibi hukuk fakültesinin mezun olduktan sonra da karşınıza çıkacak mesleklerde çok fazla zorluk var. Hani bunları göze alarak, bunları sırtlayarak tercih etmeniz, hani IB açısından, IB Hukuk Fakültesi üzerinde düşünürsek de anlattığımız şekilde, hani böyle bir hedefiniz varsa, ya hakimlik olur, yüksek lisans olur, işte dil açısından kendinizi geliştirmeyi düşünüyorsanız da, yani tercih edilmemesi mantıksız olur bu fakültenin. Hazal. Ben de aynı şekilde, yani hukuk fakültesi tercih edecek bütün arkadaşlara, eğer bu videodan sonra da IB hukuku tercih etmeyi düşünürlerse şimdiden hoş geldiniz derim herhalde. Yine herhangi bir soruları beni görmeyeceksin seni. Bana ulaşabilirler o zaman. Şöyle yapalım, sosyal medya hesaplarını aşağı ekleyelim. Yine ayrıca özel olarak sormak istediğiniz sorular varsa onları da sorabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına fakülteyle ilgili merak ettiğiniz soruları da yazarsanız en azından ben de kendilerini iletir, cevaplarını da oraya eklerim. Video izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olabilmiştir size. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki butonlardan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.